Değerli izleyiciler, geçen hafta özellikle Türkiye'deki tarımla ilgili sorunları masaya yatırdık. Yani Türkiye'nin bir takım suni gündem maddeleriyle hep uyuşturulduğu adeta tarafların bölünüp bir kavga haline dönüştürüldüğü ortamda gerçekten çözümleri konuşmak, öneriler getirmek, projeler hazırlamak Siyaset dünyasına bunları iletmek ve hayata geçirmek giderek zorlaşıyor. Çünkü bütün siyaset arenası iktidarıyla, muhalefetiyle, muhalefetin ana muhalefetiyle, diğer yüzde %5'i geçen e, partileriyle, Türkiye'de kurulmuş bulunan yaklaşık 135 tane siyasi parti var. Bunların içinde tabela partileri var, çok küçük ideoloji partileri var tamamında geniş bir hastalık var. O günkü sunni gündemin etrafında itişip kakışmak bir kayıkçı kavgasına döndü. Bunun içinde vatandaş adeta yok oldu, kayboldu. Siyasetçinin gündeminden üretici düştü, çiftçimiz düştü. Sadece çiftçi değil, işçi düştü, emekli düştü, esnaf düştü, tüccar düştü, sanayici düştü, turizmci düştü. Yani Türkiye'yi ayakta tutan bu güçleri adeta siyaset dünyasında sahibi yok. Çıkıp bunlara ilişkin durum tespiti yaptığınızda bunların çok kolaylıkla çözülebileceğini de görüyoruz. Bakınız bizim kurmuş olduğumuz 2002 Ankara diyor bakın 2002'den bu yana tam 22 yıldır üzerinde stratejik araştırma yaptırdığımız bir kuruluş var. SISAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ders verdiğim dönemlerde bunu çok aktif olarak çalıştırdık. Çok geniş bir araştırma grubuna dönüştü. Çağın teknolojik olanakları, yani bugün WhatsApp üzerinden görüşmeler yapabiliyorsunuz, ortak toplantılar yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla araştırma yapmak çok kolaylaştı. Binlerce insanla bir arada araştırma ekipleri kurabiliyorsunuz. Bunların yapılacağı yerde binlerce troll yetiştiriyoruz. Sosyal medyayı yani bilgisayar dünyasını bunun için kullanıyoruz. Bu tarım programına bilişim dünyasını tanıtarak başlamıştık bu programa iki hafta önce. Fakat araya tarımı soktuk. Bilişim dünyasını yani bilgi çağını anlatmaya devam edeceğiz mütakip programlarda. Ama bugün Türkiye'nin temel meselelerinden bir tanesi olan tarımdaki çöküş. Tarım öyle bir çöktü ki bütün çiftçi ayakta. Dertlerine zarar ediyoruz diyor. Girdi maliyetleri çok yüksek diyor. Sadece girdi değil. Üretimin maliyeti çok yüksek diyor. Dolayısıyla malımızı satamıyoruz diyor. Aracıları suçluyor. Biz diyor tarlada 2 liraya satıyoruz diyor. Rafta diyor 40 liraya satılıyor diyor. Bu aradaki parayı kim alıyor diyor filan. Yani bunlara Böyle adeta bir suni gündemin arasında bunlar hep kaynayıp gidiyor. Suni gündemle, ne? Suni gündem yerelde Ayhan Sicimoğlu mesela. Yine genelde e, harp okulu mezunlarının yapmış oldukları, e, kendi işlerinde yapmış oldukları tören. Bunlarla oyalanıyoruz. Her hafta bir yenisi bulunuyor, bizi meşgul ediyor, bizi daha fazla düşmanlaştırıyor bizi daha fazla bölüyor, pörçüyor. Arada da çaktırmadan cebimizden para götürüyor. Şimdi Sayın Maliye Bakanımız, Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek amacıyla bir takım tedbirler açıklıyor. Diyor ki 5 milyon liradan fazla vergi borcu olanları afişe edeceğiz. E ne olacak? Adam keyfinden ödememezlik etmiyor ki. Ya şirketinin veya kuruluşunun mali durumu bozulmuştur. Ya Aynen çiftçide olduğu gibi ürettiği malı kar ederek satamıyordur. Ya başına bir hadise gelmiştir, toplu halde işçi çıkmıştır, onların kıdem tazminatları binmiştir, şudur budur. Yani acize düşmüştür. Sen bunu afişe etsen ne olur, etmesen ne olur? Afişe edeceğim tehdidi ile 5 milyondan fazla borcu olan kişi gelip sana ödeyebilecek mi? Ya bir gir bak, Türkiye öyle Londra'dan bakıldığı gibi değil. Türkiye'nin iş hayatına bir girin bakın. Ben bunların hep içinde yaşadım. Çiftçinin de, esnafın da ta 13 yaşında çıraklık olarak iş hayatına atıldım. O e, hayatın her köşesinde görevler aldım. Bürokratlık yaptım, siyasetçilik yaptım, müteahhitlik yaptım, sanayicilik yaptım. Şu anda tarımla da uğraşıyorum. Romanya'da almış olduğum topraklarda büyük bir tarım işletmemiz var. İnanılmaz şeyler dönüyor ya. Romanya'da bana, bakın örnek benim. Romanya'da benim topraklarım var, satın aldım. Bir Türk olarak orada şirket kurdum. 1800 hektar. 1800 hektar nasıl bir alan biliyor musunuz? 18 bin dönüm. 1 milyon 800 bin metrekare. Bir ucundan bir ucu kilometrelerce. Aydın şehri 10 bin hektara oturuyor. Aydın şehri, koca efeler. Bunun iki katı toprak aldım. Ha bunu övünmek için anlatmıyorum. Sanayi kuralım dedik. Avrupa Birliği geçit vermedi. Avrupa Birliği dedi ki Romanya'nın rolü dedi tarımdır kardeşim. Ben orada sanayi kurdurmam dedi. Çinliler geldi oraya üst üst kuralım. Avrupa'ya hakim olalım dedi. Bu sefer <laughs> bize düşman oldular, kovaladılar. Ha biz orayı tarımsal alan olarak kullanıyoruz. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu Romanya'ya desteklerle oradaki tarımı size bir özetleyeyim. Tarlalar büyük. Bir ucundan giriyor benim işletmemde benim oradaki ortağım ki ortağım benim orada Türk. Tatar Türk'ü Romanya vatandaşı. Gerçek Romanya vatandaşı nesiller boyu ve eski bir milletvekili. Kurmuş olduğu tarım işletmesinde çocukları var, Hepsi yurt dışında okumuş bir tane Ortodoks Teknik Üniversitesi'nden mezun çok bilinçli bir ekip var. Bunlarla tarım yapıyoruz Romanya'da. Ve orada yaptığımız tarım mısır ekiliyor. Ha ekiyoruz demiyorum çünkü ben benim pek dahilim yok. Buğday ekiliyor. Buğdayda ben size bir özet yapacağım. Devletin bize vermiş olduğu teşvik. Bizim oradaki e, yakıt başta olmak üzere tohumdu, ilaçtı vesaire de şuydu buydu. Bunların maliyetlerin çok düşük olması Türkiye'ye göre ve toprağın da çok büyük olması ölçek ekonomisi diyoruz buna. Nedeniyle bizim ürünümüz, buğdayımız bedavaya geliyor biliyor musunuz? Bedava. Yani nasıl olur diyeceksin? Benim maliyetim 100 kuruşsa devlet bana 100 kuruş veriyor. <laughs> ne olacak şimdi? Bana buğday bedava kalıyor. Ben onu Türkiye'ye ihraç edeceğim makarna fabrikalarına. Türk üreticisi Konya'daki buğday eken benimle rekabet edebilir mi? Ben orada bedavaya mal ediyorum. Bir kuruşa bile satsam kar ediyorum. Benim burada üreticim yüze mal ediyor. Yüz bire satarsa kar edecek. Dolayısıyla kenarından bile geçemiyoruz. Bu bir metot işidir. Yani Avrupa Birliği tabii ki bütün Avrupa ülkelerinde aynı sübvansiyonu yapmıyor. Romanya'ya demiş ki sen tarım ülkesi olacaksın. Sen de sanayileşmeye izin vermiyoruz. Sen vatandaşlarını bize gönder, mühendislerini, doktorlarını vesairelerini. Kalifiye iş gücü olarak Romanya'dan yararlanalım. Ama sen o geniş tarım topraklarını, Tuna Ovası'daki tarım topraklarını bizim istediğimiz gibi kullan. Ben sana maliyetine yakın bir sübvansiyon veriyorum demiş. Ha bunlara bakıp da bir Hollanda örneğini, bir Kaliforniya, Amerika örneğini, bir Romanya örneğini alıp da aa biz de bunu yapalım filan. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin şartlarına uygun modeller kuracaksınız. Bunun için de olayın içinde yaşamak zorundasınız. Olayın içinde olmazsanız Ankara'daki bürokrat ağzıyla Sayın Mehmet Şimşek'in bakış açısıyla bakarsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Bakın en son olarak herkesi isyan ettirdi. Yani dediğim gibi vergi borcu olan üstüne gidin şöyle yapın böyle yapın filan bunlarla olmuyor bunlarla tahsilat çıkmıyor. Ha bir af çıkartırlarsa yardımcı olurlarsa e, sonuç alabilirler benim kanaatim o. Ama yeni bir kural çıkarmışlar. Bir şirketin üzerinde bir mülk varsa, bir bina veya arazi, arsa neyse, diyor ki yeniden değerlendirdim. Arsanın değeri şu kadar artmış. Ya değeri arttığı falan yok. Artan değer üzerinden %25 benden vergi istiyor. Pasif durumda olan bir şirketin üzerinde bir tane dükkan var. O dükkanın değeri diyor ki 50 bin lira arttı, ver 12 bin 500 lira bana. Ya böyle vergi sistemi olur mu ya? Bakın çiftçinin vergilendirilmesi de aynı. Esnafın da aynı. Götürü usul diyorlar aynı. Yani verginin bütün dünyada tek bir ilkesi var. Kazanç üzerinden devletin aldığı kazanç kazanç. Gerçek kazanç. Öyle enflasyon erittiği gayrimenkul değer artışı falan değil. Gerçekten cebine giren kar üzerinden diyor diyor ki devlet ben sana altyapı sağlıyorum devletim. Seni yönetiyorum. Bana on ver, 15 ver, 20 ver. Kazancına göre 40'a kadar çıkıyor. Dünyada örnekleri bu. Yani çok kazanandan, çok az kazanandan az tabir edilir. Biz de hiç kazanmayandan vergi alıyoruz kardeşim. Vergi gelirlerimizin yüzde %95'i kazanca dayalı değil. Ya şimdi arabam var benim. Araba kullanıyorum. Araba bana para kazandırıyor mu? Ha, tabii ki iş için kullanıyorsan kazandırıyor olabilir ama. Araba para kazandıran bir unsur değil. Ben dolmuş şoförü değilim, otobüs şoförü değilim, servis şoförü değilim. Onun vergisi ayrı. Araba üzerinden motorlu kara taşıtları vergisi. Eskiden 1 liraydı, şimdi oldu 5 katı. Arkasından muayene ücreti. Eskiden neredeyse bedelsizdi, karayolları yapıyordu. Şimdi büyük bir holdinge e, verildi. E, adeta insanı soyuyorlar. Arabanın kasko sigortası. Kasko ayrı, trafik sigortası ayrı. Yani bir araba üzerinden sana kazanç getirmeyen bir ihtiyaç maddesi üzerinden neredeyse buzdolabı vergisi alacağız. Neredeyse çamaşır makinesi vergisi alacağız. Şu televizyon ekranından neredeyse vergi isteyeceğiz ya. Böyle bir şey var mı? Zaten her konuda bunu yapıyorlar. Asansörleri bir maliyet unsuru haline getiriyorlar. Yani asansörün bakımı, onarımı bilmem nesi şart. Tamam. Adli yargıda, daha doğrusu yargıdaki harçlar, yargılama harçları, bilirkişi ücretleri, bunlarda fahiş artışlar var. Adeta parası olmayan kimse gidip de alacağını tahsil etmek için dava açamıyor. Adamı dolandırmışlar, adam beş kuruşu kalmamış, on milyon TL dolandırmışlar. Elinde senet var, çek var, dava açamıyor ya. Neden biliyor musunuz? Devlet diyor ki para yatır arkadaş diyor. Para yatır. Yani o kadar büyük çarpıklıklar var. Tarım sektörüne geri dönersek geçen hafta başladık. Geçen hafta başladığımızda bütün bunların çözümünün aslında çok kolay olduğunu göstermek adına internette, Facebook'ta yayınlanmış bir yorumu okumuştum size. Diyor ki tekrar hatırlatalım domatesini romorka yükleyip yol kenarına çıkaran 2 TL'ye tüccara satamadığın domatesin kilosunu 10 TL'den kapış kapış satarsın diyor. Söylüyor. Türkiye'de 72 bin kilometre karayolu var. Bu karayolunun %20'si şehirlerin içinde olsa, şehrin içinde de satabilirsin de belediye gelir, işgaliye ister, bilmem ne ister. Şehrin dışında git sat diyor. Mantıklı değil mi? Bu aracıyı ortadan kaldırmanın en pratik usulü. Ha bu çözüm mü? Tabii ki bütüncül bir çözüm değil. Ama üreticinin kendi malını pazarlamak için başka örgütlenme modelleri var. Elektronik ticaret var. İnternet ortamından satış, bahçeden satış gibi yöntemler var. Bunları sen çiftçiyi yönlendiren biçimde, ona yardımcı olan biçimde, herhangi bir kurumun desteğiyle bu esnaf odası olabilir, ticaret odası olabilir, belediyeler olabilir. Onların öncülüğünde çiftçiye bir babalık yapın ya, bir ağalık yapın ya. Türkiye ağalık tabirini hep olumsuz kullandı. ağ demek hami demek. Yani insana sahip çıkan. Ha, bizim Doğu ve Güneydoğu'daki ağalık sistemini hep eleştirdik. Özellikle sol kesim ağalık sistemine hep karşı olduk. A büyük patron herkesi eziyor. Marabayı eziyor. Ya bunun arkasında bir gerçek yatıyor. Sermayesi olmayan, toprağı olmayan insanlara sahip çıkıyor. Onlara üretim yapıyor. Ha istismar ediyorsa o ayrı. Ama dediğim gibi artık çiftçiye yönlendirmek, çiftçiye yardımcı olmak konusunda toprak ağlarından medet ummayalım. Devlet olarak toprak ağasının yaptığı koordinasyonu yapan, çiftçiyi yönlendiren, ona garanti veren, ona güvence veren, ona sigorta olan, ona girdileri temin eden, enerjiyi enerji santralleri kuran, tohumu, ilacı, buna benzer gübreyi hepsini ucuza temin eden bir ağaya ihtiyaç var değil mi? Bu niye belediye olmasın? Niye ticaret odaları olmasın? Niye esnaf odaları olmasın? Niye ziraat odaları olmasın? Pekala olabilir. Var mı? Öyle bir şey rolü yok. Onlar KK oturacak. Efendim yurt dışı seyahatler, yurt dışı seyahatler e, lüks içinde yaşayacak. Makam arabaları. Yani. Türkiye'deki çarpıklıklara işaret ettik. Ama adam biri çıkmış Volkan Arı. Diyor ki yolun kenarına çıkar diyor. 2 liralık balı 10 liradan kapış kapış satarsın ve köylü üreticiyi, ben köylü tabirini hiç kullanmam. Tarımsal konuda üreticidir onun adı, üretiyor. Ve sadece üretici derim eğer konu tarımsa. Dolayısıyla burada demiş ki köylü olarak birbirinizin gözünü oyacağınıza, tüm kış kahvede okey e döneceğinize köylüyü suçluyor. Kooperatif kurun, bağlantılar kurun, aracıyı aradan çıkarın, markete manava direkt satın. Böylece kazancınızı üçe beşe katlamanız mümkün. Hatta diyor ki kendiniz diyor mağazalar açın, satın diyor. Bunu tamamını okumayacağım, vaktimizi çok almasın. Ben geçen hafta bunu okudum, bu programı yaptım. Bu hafta Ömer Sağlam isimli başka bir vatandaşımız yine çiftçimizi ve üreticimizi suçlayan ama aslında onların yanında olduğunu hissettiğim bir paylaşım yapmış. O da diyor ki köylü milletin kazıkçısıdır. Ya millete kazık atan kala kala köylüm mü kaldı Allah'ını seversen. Ama burada bir gerçeğin altını çizmiş. Diyor ki <laughs> bir önceki hafta okuduğum kişinin dediği gibi adam iyi niyetle diyor ki tarladan topladığın domatesi kilosunu 2 TL'den tüccara satmaya çalışacağına traktörüne yükleyip yol kenarında kilosunu 10 TL'ye satışa sunsan kapış kapış gider diyor. Bir, bir, bir önceki hafta okudum ya az önce okudum doğru söylüyor da ben bugüne kadar yol boylarında marketteki fiyattan ucuza meyve sebze satan bir köylüye rastlamadım diyor bak bu da komik hakikaten öyle ben de düşündüm ya bizim de şuradan çıktığımız zaman gerek denizli istikametinde gerekse İzmir veya Kuşadası istikametinde e, yol kenarlarında benim üreticim Çıkartır, incirini satar, ürününü satar, şeftalisini satar, e, narinciyesini satar. Bunları hep rastlıyoruz. Zeytin Zeytinyağını satar. Ama genelde fiyatları üretici fiyatından beklediğiniz düzeyde düşük değildir. Marketteki fiyatı esas alır. Ve bakarsınız ki oradan aldığınız mal markette daha temiz, daha ayrıştırılmıştır falan. Genelde bakarsın, içinden çürük de çıkar, çarık da çıkar deyip yol kenarındaki üreticiden malı almayız. Gider e, marketteki raftan alırız Bu da bir gerçek adam doğruyu söylemiş Bunu da altını çizmiş Örnekler vermiş Ve demiş ki son cümleden dolayı Beni iktidar yandaşı gibi gören Gerizekalılar var demiş Bu kadar partizanlık fazla Yani ben çiftçiyi e, Vatandaşa kazık atmakla Suçluyorum Yol kenarına çıkartıp satan çiftçi Fahiş fiyatla satıyor pahalılık ondan oluyor filan diye anlayanlar çıkıyor diyor. Ve böyle saçmalık yok diyor. Ben iktidar yandaşı filan değilim. Altını çiziyorum diyor. Şimdi dolayısıyla benim çiftçimin, üreticimin sorunları aslında çok basit oldu. örgütlenme. Kim örgütleyecek? Kim örgütleyecek? Benim çiftçim hakikaten çok zor durumda ya. Örgütleyecek hali yok. Dediğin gibi insanın doğasında olan özelliklerden dolayı bir köyde bir üreticim benim çıksa hadi kardeşim kooperatif kurdum ben gelin katılın dese emin ol ben de katılmam güvenip de. Yani dolayısıyla birisinin öncülük yapması lazım. Bir otoritenin bu dediğimiz gibi ya Ziraat Odası'dır ya Esnaf Odası'dır ya Ticaret Odası'dır ama en yakışanı belediyedir. Belediyeler zaman zaman satılmayan ürünleri alıp halka dağıtıyor. Bu tamamen popülist bir anlayış. Kime dağıtı da belli değil. Büyük ihtimalle yandaşlara dağıtıyor filan. Veya belediyeler ucuza efendim restoran açıyor, ucuza kahve satıyor, ucuza simit satıyor. Ya yani bunlarla olmuyor işte. Bunlar sosyal belediyecilik değil. Belediye örgütlü biçimde çiftçiyi, üreticiyi sağlam bir altyapı kuracak. Önce yetkisi var, arazilere girecek, onları toplulaştıracak. Onları bir araya getirecek. Kurulacak olan kooperatiflerin öncülüğünü yapacak. Onlara garanti verecek. istismarı önleyecek. Ve onların girdi maliyetlerini düşürecek şekilde enerji santralleri kuracak. Hasat için şantiyeler kuracak. Müşterek makinalar için şantiyeler kuracak. Benim köylüm gidecek. Oradaki traktörden yararlanacak. Silkeleme makinesinden yararlanacak. Yine kırsal alanda Belli köy gruplarına üretim ve paketleme tesisleri kuracak. Vatandaşım gittiği zaman cevizini, incirini, efendime söyleyeyim buna benzer e, bütün ürünlerini, elmasını, aklınıza ne geliyorsa orada paketleyecek. Ve ondan sonra da internet ortamında satışını sağlayacak. Belediye kefil olacak. Kefil olunmayan, sağlam bir kefil ol bulamadığınız bir ortamda elektronik ticaret yapmazsınız. Çünkü elektronik ticaret ortamı dolandırıcı dolu. Bir sipariş veriyorsun, ayakkabı beğeniyorsun, ayakkabının teki geliyor. Ayakkabının iki tanesi sağ ayakkabı geliyor. Mükemmel, lüks bir ayakkabı görüyorsun. Yani son derece şık. Sana acayip bir ürün geliyor. Yani dolayısıyla millet güvenmiyor. Kime güveniyor? Büyük sermaye bu işi ele geçirmiş. Büyük sermaye. Büyük sermaye tüketiciye diyor ki arkadaş ben senin arkandayım benden al. Vatandaş da gidiyor oradan alıyor. Bu sefer üreten yani orada satan istismar ediliyor. Bakın biz bunları yaşıyoruz. İçindeyiz. Örneğin tüketicinin korunmasına dair kanunda elektronik eşya, ambalajlı işe, ambalaj açıldıktan sonra iade kabul edilmiyor. Yani iade kabul edilmiyor ambalaj açıldığı için arızalıysa vesairesi arızasını yaptırmak zorunda. İade gerekçesine bakarak kırıktır bilmem nedir karşılamak zorunda. Ama ben bunu beğenmedim. Hadi geri gönderin. Deme hakkın yok çünkü ambalajını açtın. Ama gidin bakın hepsi burada diye bir site var. Hepsi burada ama hakikaten hepsi aynı. Sadece marka olarak hepsi değil. Bütün elektronik ticaret siteleri. Hepsi aynı. Üreticiyi, hizmeti sunanı istismar üzerine kurulu. Çünkü ona müşteri lazım. Üretici orada hizmet satan adamın da avucunu alıyor, onun parasını bloke ediyor teminat gibi. Sen kıpırdayamıyorsun. Diyor ki adam diyor keyfi gelmiş diyor iade etmiş diyor. Alacaksın arkadaş. Diyor. Ya alma Bak tüketici yasasına aykırı. Almam. Yok diyor alacaksın. Almazsan çekilirsin bu siteden. Çekileyim. E o zaman paranı vermem yakarım. Hadi hop Yemek sepeti var, bilmem ne var, getir var, götür var, ıvır var, hepsi aynı kardeşim. Gerçek tabandaki üreteni, gerek hizmeti üreteni, gerek tarım ürününü üreteni, gerek sanayi üreteni istismar eden bir sermaye gücü bunlar. Hem senin paranın %10'unu, %15'i gibi fahiş miktarlarını alıyorlar, hem de senin müşteriyle olan ilişkilerinde öyle bir patronaj yapıyorlar ki, müşteriyi memnun edip daha fazla satış yapmak adına istismara açık bir hale getiriyorlar. Ellerinde de senin vermiş olduğun teminatlar var. Kıpırdayamıyorsun. Yani kötü bir ağalık yapıyorlar. Kötü bir kefillik yapıyorlar. Üreticinin aleyhine, taşra esnafının aleyhine. Ben bugün Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde ürettiğim herhangi bir sanayi ürününü, herhangi bir gıda ürününü satamıyorum. Kendim bir site kuruyorum, kimse sipariş vermiyor. Ama gidiyorum hepsi burada ya, takır 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 sipariş geliyor. Ne yapacağız? Ya onun yaptığını niye belediye yapmıyor arkadaş? Niye ticaret odası yapmıyor? Niye esnaf odası yapmıyor? İşte bizim çözümlerimiz bunlara dayalı. Ha bunları devlet akıl etmiyor mu? Geçen hafta anlattık. Tarımda bir kere bütün bilgilerin toplandığı bir bilgi sistemine ihtiyaç var. Bir e, bilgi sistemi kurmuş devlet... Yani evlere şenlik, bakın burada biz bununla ilgili büyük bir rapor yayınladık, e, kimse dikkate almadı bile. Devletin kurmuş olduğu tarım bilgi sistemini e, bir anketle kontrol ettik, kimsenin haberi yok. Yani ÇKS dedikleri çiftçi kayıt sistemi dışında çiftçi ve üretici tarım bilgi sisteminden yararlanmıyor. %90'larda yararlanmıyor. Buna mukabil Ankara bütün bunları düzenlemek için o kadar çok mevzuat geliştirmiş ki. 35 tane kanun var ya. 11 tane tüzük var. 339 tane kurum yönetmeliği var. 166 tane kurum genelgeleri var. Bunları geçen hafta hep özetledik. 10 binlerce sayfa regülasyon. Çiftçiye faydası ne? Sıfır. Çiftçi batık, malını satamıyor, sokaklara döküyor. Şimdi tarım ve hayvancılık reformu diye ana ilkeleri ben size tanıttım. Bir, belediyelerin veya yerel güçlerin işbirliği yaparak. Yani belediyelerle birlikte ziraat odaları da, e, ziraat borsaları da, aynı şekilde e, esnaf odaları, ticaret odaları da bu işin içinde olabilir. Ki bizim tasarımız da öyle. Yerelde bir patronaj var. Yerelde bir ağ tanımlıyoruz. Bu ağ iyi ağ. Kıyak ağ. O bildiğiniz e, değil. Şener Şen'in ağalığından değil. Bu ülkede ağlar bile batmış. Dolayısıyla devletin gerçek gücü böyle çiftçiyi organize edecek. Araziden başlayıp en tepedeki pazarlamaya ve ihracata varıncaya kadar ki o zincirin hepsinde Destek verecek, koordine edecek, denetleyecek, üreticiyi bir arada tutup ta sadece onun çıkarı için çalışacak bir e, yerel güçten bahsediyoruz. Yani bizim hazırladığımız tarım reformunu burada kitabi olarak size sunmak çok anlamlı değil. Çünkü bu aşağı yukarı e, 6 bölümde özetlendi. Önce bir mevcut durumu tespit ettik. Ki iki haftadır anlatıyoruz mevcut durum hakikaten rezalet. İkincisi disiplinler arası analiz ve sentez. Yani tarım tek başına tarım olarak ele alınamaz. Bunun içinde mekansal planlama var. Yani tarımın bir imar planı var. Bunu hep toplulaştırma diyebilirsiniz siz. Yani arazisini alırlar, toplulaştırırlar, düzenli yol açarlar. Yeterli değil. Toplulaştırma öyle olmaz. Gidin Amerika Birleşik Devletleri'nde, gidin Kaliforniya modelinde bakın nasıl toplulaştırmış. Tarım arazisini nasıl düzenlemiş. Gidin Romanya'da bakın ya. Gidin İsrail'de bakın. Yani İsrail'in o küçücük devlet, avuç içi kadar devlette toprağı <laughs> nasıl geliştirdiğini, tarma hiç elverişli olmayan yerleri nasıl geliştirdiğini, nasıl parsellediğini, nasıl kullandığına gidin bir bakın. <laughs> Ondan sonra temel stratejiyi özetlemişiz. Temel strateji az önce söylediğim gibi yerel güçlerin bir araya gelmesi, yereldeki vilayet bazında, ilçe bazında e, üreticiyi koordine etmesi, yardımcı olması. Mekansal planlama demişiz. Arazi nasıl planlanacak? Kırsal dönüşüm demişiz. Kırsal yerleşmelerimizi bile bir şehre döndürdük. Bakın evvelsi gün benim Işıklı köyümde bir trafik kazası oldu. Bir hanımefendi hayatını kaybetti. Bir kamyon geliyor, bir minek otoya çarpıyor bir hanım hayatını kaybediyor. Neden biliyor musunuz? Biz kırsal alan köy. Işıklı benim köyüm. Yanında Kuyulu var, Şevketiye var. Biraz ilerisinde kardeş köy var. Berisinde Kadıköy var. Ötesinde Yeniköy var. Artık Aydın şehriyle iç içe girmiş. Ya gidin oraya bir plan yapın ya. Bir imar planı yapın. Gözünüz seveyim ya. Bakın oraya Mimar Sinan Mahallesi gibi bir mahalle kurmak zorundasınız. Ama bunun yerine eski köy yolları, altyapı yok. İçme suyu şebekesi, doğalgaz bilmem ne, ıvır zıvır hepsi yarım yamalak. Lağımlar ortalıkta. O köy düzeninde gidiyorsun sen oraya, aydın en büyük yatırımı olan hastaneye inşa ediyorsun. Alın buyurun. Şimdi o hastanenin olumsuz o kadar etkisi var ki. Oraya gidiyorsun emniyet müdürlüğü binası yapmaya kalkıyorsun. Koskoca 2000 kişilik yurt yapıyorsun. Üniversitenin bir birimini kuruyorsun, gittikçe büyütüyorsun. Ya bunları yaparken etrafını bir düşünün. Oraya bir mahalle haline getirin, bir misyon verin, bir görev verin o bölgeye. O bölgenin insanı da para kazansın. Aynen benim Mimar Sinan Mahallesi'nde e, yeni bir mahalle kurdum. Oradaki insanlar zengin oldu, köşeyi döndü. Ama ben mahalleyi kurarken hepsi karşı çıkıyorlardı. Vay tarlam, vay bilmem neymiş öyle değil. Şehir yutar. Sen ne yaparsan yap şehir yutar. Şehir rastgele yutacağına, köy dokusu içinde o arazileri yok edeceğine sen ona düzgün bir imar planı yap. Mekansal planlama çok önemli. Ha gelişme alanlarını sera parselleri yap. Sera modelleri kur. Daha da ilerlerini 200-300 dönümlük tarlalara dönüştür. Kooperatifleri eliyle, köylü kooperatifleri eliyle sırayla işlesin. Pazarlaması, üretimi, hasatı bütün bunları birazdan göreceğiz. Yani demek istediğim o ki, monitör çalışmadığı için saatime bakıyorum süreyi aşmayalım diye. Kırsal dönüşüm ve islah dediğimiz köy yerleşmelerini de yeniden düzenlemek zorundasınız. Bakınız Türkiye'de köy yerleşmelerini o kadar büyük bir hatanın içine ittiler ki. 2020 yılında bir pandemi geldi. Bütün dünya çapında evrensel bir felaket. Bu pandemide kimse evinden çıkamadı. Şehirde, şehrin merkezinde, apartman dairesinde oturan insanlar bunaldı. Ama kırsal alanda evinde oturanlar bunalmadı. Çünkü bahçesi var, tavuğu var, bilmem nesi var. Köy yeri Efendim polisi jandarması falan da olmadığı için çıktı iyi kötü sokakta sohbet etti bilmem ne. Dolayısıyla kırsal yaşamı artık kentli, kentte yaşayanlar adeta tercih eder oldu, özler oldu. Kent yaşamı, trafik sorunları, altyapı sorunları, güvenlik sorunları. Yani kentler Teksas'a dönmüş. Millet sinirli. Bir araç üzerinden yol verme kavgalarında cinayetler işleniyor. Böyle bir kentte yaşamak istemeyenler kırsal alana gitmek istiyor. Bu eğilimi teşvik etmek için ne yaptılar biliyor musunuz? İmar kanununda köyün bir yerleşik alanı var. Köylerin nüfusu artmıyor. Hatta azalıyor. Onun yerleşi yeni bina da yapılmıyor normal bir köyde. O yerleşik alanı zamanında çizmişler 1940'lı 50'li yıllarda buna yerleşik alan demişler. Binaların olduğu yere yerleşik alan deniyor. Ve köylüye demişler ki bu oturduğun yerleşik alan dolu. Kızını evlendireceksin. Nereye ev yapacağım? demiş ki sana 100 metre bir bant tanıyorum. Bu yerleştiğin alanın etrafında 100 metrelik kısma köylü olarak ev yapabilirsin ama köyde ikamet ediyor olman lazım. Köylü olman lazım. O köyün adamıysan gidip o 100 metrelik bantın içinde şehirden birisine arsa satamazsın. Böyle demiş kan. Şimdi bunu bir gevşettiler dediler ki kentten kıra göç etsin. O köyden olma şartını kaldırdılar. Ve 100 metreyi 300 metreye çıkardılar. 100 metrelik bir köyün etrafındaki bantta oluşan arsa miktarı bakın söylüyorum şöyle gözünüz önüne getirin. 100 metre bir çerçeve. Orada oluşan boş arsa miktarı 300 metreye çıkınca ha bu kadar 5 ila 8 katı arttı. 8 kat daha fazla köy arazisine imar hakkı verdiler. Ve bu imar hakkı köylü olma şartını da kaldırdılar. Git oraya villa yap dediler. Güzel. Yani köyün sosyal dokusunu, bilmem nesini falan bozabilirsin. Bazı köyler var. Şehirden gidenler 5 villa yaptı, 10 villa yaptı, 20 villa yaptı. Bu sefer köylüye baskı yapmaya başladı. Senin hayvanın kokusundan ben rahatsız oluyorum. Gürültüsünden bilmem ne oluyorum. Ya sosyolojik olarak, sosyal olarak milleti birbirine kırdırdınız ya. Böyle bir düzenleme olur mu? Ha yapılması gereken şu. Köye bir imar planı yaparsın. Köy eğer bir cazibe merkezi ise, kentten taşınanların, taşınanların gidebileceği bir yerse bir imar planı yaparsın. Ama bunun en pratik usulü köye giden yol var ya, her köyün bir yolu var. Devlet yolu, vilayet yolu. O yolun kenarlarını, kenarlarına ev yapma hakkı verin. Köye giden yolun kenarlarına ortadaki yolu en az 20 metreye çıkartın. 20 metre bakın. Hiçbir köy yolu 20 metre değildir. Köy yolları 8-10 metredir. 20 metreye çıkarın. Bulvar olsun. Ondan sonra 50'şer metrede imar verin köy yolunun kenarına. Böylece köy doğrusal olarak şehre yaklaşsın. Şehir de doğrusal olarak köye yaklaşsın. Böyle iç içe yumak gibi, yağ lekesi gibi herkesi iç içe yaşamak zorunda bırakmayın. O yolun üzerine tarlalarda kullanmak üzere şantiyeleri de kurun. Mimarlı yer ya. Oraya üretim tesisleri kurun. Üç köyü, beş köyü bir araya getirip kooperatifleştirmek suretiyle o yol kenarlarında güzel üretim tesisleri, depolar, soğuk hava depoları, yani üreticinin ihtiyacı olan her şeyi orada kurabilirsiniz. İstismarın önünü alacak modeller geliştirdik rotasyonlu bir sistem oluşturduk. Yani kimse seçimle iş başına gelmeyecek. Ve yeni tarımsal üretim sürecini tarif ettik. Ve son olarak da ürünün nasıl planlanacağını, ne ekilip ne biçilecek hesabı doğru yapılacak. Ürün alındıktan sonra da pazarlama modeli üzerinde çalışılacak. Pazarlama modeli de ayrı bir model. Şimdi ee, Tarım parkları ve tarımsal yerleşmeler kanunu diye bir kanun hazırladık. Bakın bu koskoca, Türkiye'nin 880 bin kilometre kare alanının çok küçük bir bölümlü şehirler ve yerleşmeler işgal ediyor. Bir kısmı orman, bir kısmı çalılık, kullanılmayan araziler. Ama Türkiye'de 330-340 bin kilometre kare, bunun büyüklüğünü tahmin edemezsiniz. Bu Romanya ülkesinin tamamı kadar bir alan tarım alanı bunun yeni baştan organize olmasından bahsediyoruz. On milyonlarca insanın geçim kaynağı olan bu toprak yeni baştan dizayn edilecek. Dolayısıyla bunu bir temel kanuna bağladık. Tarım parkları ve tarımsal yerleşmeler kanunu dedik. Bu kanun içinde her şeye yer verdik. Şimdi ben bunu size kanun madde madde falan okumaya kalkarsam kimse bir şey anlamayacağı için bu kısımların hepsini geçiyorum. Burada şimdi tarım parklarının tarım parkı nedir bir kere? Tarım parkı birazdan anlatacağız. İki köyü, üç köyü birbirine coğrafi olarak yakın olan bölgeleri organize sanayi bölgesi düşünün. Burada tarımın organize sanayi bölgesi. Bir sınır çiziyorsunuz. Türkiye'nin tamamını parselliyorsunuz tarım parkı parselleriyle. Bu tarım parklarının altyapısını önce devlet olarak kuruyorsunuz, belediye olarak Dere varsa ıslah ediyorsunuz. Arazinin teraslanması gerekiyorsa teraslıyorsunuz. Erozyon varsa erozyon kontrolü yöntemleriyle önlüyorsunuz. Drenaj şebekesini ve kanallarını yapıyorsunuz. Toprak vasfını inceliyorsunuz. O vasfı geliştirmek için toprak vasfı geliştirme işlemlerini yapıyorsunuz. Su kaynağı teminini sağlıyorsunuz. Sulama suyunun depolanmasını sağlıyorsunuz. Açık ve kapalı damlama sulama şebekelerini kuruyorsunuz. Yanına güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi e, santralleri, elektrik santrallerini kuruyorsunuz. Bunların hepsi köylünün malı olacak, kooperatif malı olacak. Ha. Yani enerjiyi çözüyorsunuz. Yanına tarım makinalarının şarj noktaları ağında kuruyorsunuz. Arkasından geliyorsunuz. Üretim sürecine ilişkin tarım şantiyesinde sürme, ekim, dikim, çapalama, sulama, damlama, ilaçlama, budama, silkeleme ve hasat. Tarımsal üretimin aşamaları. Bunların hepsini kooperatif üyelerine paylaştırıp müşterek şantiyeden makinalarını ve enerjisini temin etmek suretiyle bedavaya bu iş, bütün bu işlemleri yaptırıyorsunuz. Çok verimli biçimde. Sırayla herkes yapıyor o kooperatif üyeleri kendi tarlasının metrekare oranına göre görev alıyor. Hasattan sonra alıyorsunuz kasalama, yükleme, nakliye, istifleme, ambalaj, paketleme, sertifikalı depolama, sertifikalı soğuk depolama, online pazarlama ve ihracat. Bunda da öncülük yapıyorsunuz. Bunların da hepsini o kooperatifin üyeleri, benim çiftçim, üreticim yapıyor. Şimdi gelin kazanç ne olacak? 10 katı artıyor. 10 katı. Artık benim çiftçim traktörüme bineyim de pazara geleyim üç baş soğanımı, 2 demet maydanozumu satayım demekten kurtuluyor. Artık benim çiftçim traktörü aldığı zaman, kendisi evine bir taksi, bir otomobil almış gibi gurur duyuyor ya, ona biniyor, güvensiz bir araç olmasına rağmen onu kullanıyor ya, artık benim çiftçimin traktörü yok. Çünkü müşterek şantiyeden alıyor. Ama altında bir tane Mercedes var. <laughs> Senede bir kere gidiyor, güzel tatilini yapıyor. Bunların hiçbiri hayal değil. Bakın şu model bu 10 katı artan üretici gelirleri bu sonucu doğuruyor. Biz bunları gördük. Ve <laughs> bunlarla ilgili etütler yaptım. Fiziki, temsili. Bir tane efeler e, sınırları içinde alan aldım. Bu kanunda öngördüğüm şekilde planladım. Fizibilitesini çıkardım. Ektim, biçtim. Ne kazandım? Baktım. Bir tane nazili de baktım. Bunların hepsini size anlatmaya devam edeceğim. Vaktimiz daralıyor. Tarım parkları projesinin bakınız <laughs> temelinde Aydın Aydın'ı ele aldık. Bakın burada Aydın'ı ben tarım parklarına bölmüşüm. Aydın'ı çok iyi bildiğim için bu kanun bunu emrediyor. Bütün vilayetler kendi tarım parklarını e, bu şekilde sınırlarını belirleyecek. Bakın Efeler ilçesinde e, ki tarım parkları burada Efeler merkezde 22 tane tarım parkı çıkmış. Nazilli'de 31 tane, Söke'de 24 tane. Kuşadası'nda 9 tane, Didim'de 7 tane, Çine'de 31 tane, İncirliova'da 14 tane. Germencik'te 20 tane, Bozdoğan'da 42 tane rekor Bozdoğan'da. Kuyucak'ta 19 tane, Köşk'te 16 tane, Koçarlı'da 31 adet. Sultanhisar'da 10 adet, Karacasu'da 28 adet, Yeni Pazar'da 8 adet, Buharkent'te 7 adet, Karpuz'da 15 adet tarım parkı olmak üzere 334 tane tarım parkına bölmüşüz vilayeti. Burada sınır şeması var bakın. Tek tek ince. İşte Nazilli. Nazilli tarım parkları. Bunlar nedir? 2-3 köyün fiziksel olarak birbirine yakın 2-3 köyü bir araya getiriyoruz. Yani köy sınırları rasyonel değil bizde. Öyle ki tarım toprağını bir organize sanayi bölgesi gibi sınır tespit edeceğiz. Müşterek biçimde e, belediyenin öncülüğünde veya yerel bir gücün öncülüğünde, ağlığında işleyeceğiz. Efendim, e, ihraç edeceğiz ve pazarlayacağız. Aracı sıfır. Aracı diye bir şey kalmayacak. Gelir 10 katı artacak. Benim çiftçim böyle bir modelde zenginleşecek. Tabandan zenginleşen bir çiftçi ülkeyi kalkındırır. Hiç hiç aklınızın köşesine getirmeyin. Çiftçinin cebine giren her para esnafın cebinde, tüccarın cebinde, sanayicinin cebinde, hizmet sektörünün cebinde demektir. Devlet memurunun emeklinin maaşının artışı demektir. Çiftçi de siz bu gelir artışını, 10 katı gelir artışını sağladığınız anda bu ülke de milli gelir 20 bin, 30 bin, 40 bin dolarlara tırmanır, ülke kalkınmış bir ülke haline gelir. Bunu biliniz. Şimdi tarım parklarında, kırsal mahalle grupları, tarım parkı dediğimiz mahalle gruplarında hayvancılığı da bu işin içine koyarak bir takım hayvancılık tesisleri öneriyoruz. O yol kenarlarında tesis kuralım dedik ya e, imarı açalım hem köylü ev yapsın hem de müşterek tesislerini kursun. İşte orada hayvancılık merkezlerini hayvancılık merkezlerini kuracaksınız. Burada da müşterek ahırlar olacak ama hayvanın mülkiyeti şahsa ait olacak. O ahırda bakılacak veterinerlik hizmeti, güvenlik hizmeti bilmem nesi. O yol kenarındaki her 3 kilometreye bir tane bu şekilde hayvancılık tesisi müşterek kurarsanız benim çiftçim evinden çıkar, ahırına en fazla 1500 metre yürüyerek gider. Hem de onun kokusunu bilmem nesini şusunu busunu da çekmez. Orada güvenli şekilde veteriner kontrolünde hayvancılığını yapar. Bunun için de örgütlenmek gerekir. İşte tarım parkları kanunu ve tarımsal alanı düzenleyen kanun bütün bunların yollarını gösteriyor. Aynı şekilde o imara açtığımız köy yollarının kenarlarında yerleşeceğiz dedik ya, ne kuracağız? Tarım şantiyelerini kuracağız, müşterek makineleri kuracağız dedik ya. Hakeza o orada hayvancılık tesislerini kuracağız dedik ya. Depolama tesislerini kuracağız dedik ya. Hayvancılık tesislerini kurmak yetmiyor. Hayvansal ürünlerin mamul haline getirilmesi için mandraları da kuruyorsunuz orada. Belediyenin öncülüğünde. Bakın bunu yapan birkaç tane vilayet olmuş. Tek tük örnek. Çok da başarılı olmuş. Bir tanesi Bursa. Yani bunları yapın ya. Yani hayvancıyı kendi kaderiyle baş başa bırakmayın. Hayvanların hırsızlarıyla boğuşturmayın. Sabaha kadar nöbet tutturmayın. O yem denen nesneyi İsrail bizi alıştırdı. O yemle gidip de o zehirli e, şekilde bizi zehirlemesine izin vermeyin. Bu tür müşterek hayvancılık ve mandıra tesisleriyle yem sorununu temelden çözeceksiniz. Hayvan sağlığı sorununu Hayvan güvenliği sorumlu, ahır güvenliği sorumlu temelden çözeceksiniz. Planlamanızı doğru yapacaksınız. Oradan elde ettiğiniz sütle mandıranıza götürüp tereyağınızı, peynirinizi kendiniz yapacaksınız. Ondan sonra da paketleme tesisine gideceksiniz. Kendi paketleme tesisinizde onları paketleyeceksiniz. Kimseye değil vatandaşa, internet ortamından satacaksınız. Bitti. Ha nakliyesi için de kendiniz bir nakliye filosu da kurabilirsiniz. Yani A'dan Z'ye benim üreticim bütün tarladaki tohumun ekildiği noktadan ve en ideal tarla, en ideal hale getirilmiş, direnci sağlanmış, sulaması sağlanmış, teraslaması yapılmış, toprak vasfı geliştirilmiş, hazır, verimli, dağları taşları belediyeler gitmiş, dozerle teraslamış, güzel tarım arazisi haline getirmiş. Böyle bir tarladan bahsediyoruz. Böylece Türkiye'nin tarım alanının aşağı yukarı yüzde 18 artmasının mümkün olduğunu da gördük. Yüzde 18 tarım alanının artması demek 50 bin kilometre kare Türkiye ilave tarım sahası kazanıyor. Türkiye'de bütün şehirlerin kapladığı o tarım alanları mahvediliyor da o tarım alanları elden çıkıyor da dediğimiz bütün şehirlerin kapladığı alan 50 bin kilometre kare değil biliyor musunuz? Bas bas bağırdılar ben Mimar Sinan Mahallesi'ni kuruyorum diye. Kurmasaydım ne olacaktı? Yok zeytini katletti bilmem ben gittim zeytinlik açtım ya yukarılarda. Yani bu bu tür ucuz şeylere itibar etmeyin. Kardeşköy büyüyor, Kızılcaköy büyüyor bilmem ne. Ne oluyor tarım alanları? Yok oluyor değil mi? Bununla belediyenin bir alakası kaldı mı? Yok. Köy büyüyüp duruyor. 300 metre daha inşaat hakkı verdiler. Ama benim kurduğum Mimar Sinan Mahallesi'nde 50 bin kişi yaşıyor. Aynı büyüklükte olan, aynı büyüklükte olan kardeş köyde bunun onda biri insan yaşıyor. Demek ki 10 katı daha fazla kırsal yerleşmeler, 10 katı daha fazla tarım alanını yok ediyor. Bu kadar basit. Ve bu kanunla belediyelerin öncülüğünde ve ağlığında tabir ediyorum. Arazi geliştirme yapılacak. Türkiye'de 50 bin kilometre kare alan tarıma kazandırılacak tarım alanları yok edilmesini bir, bir kenara bırakın. Bu 50 bin kilometre kare Türkiye'nin bütün şehirlerini ikiye katlasan tarım alanından çalacağı büyüklükten daha fazla. Bu yapılacak. O tarım alanını altyapısını kuracak, hazırlayacak. Tohumunu, gübresini, ilacını vesairesini verecek. Her safhada şanti, tarım şantiyesinden makinalarını verecek. Hasatı yapacak. Hasattan sonra getirecek kasalamasını, soğuk depolamasını, normal depolamasını sağlayacak. Ürünü elektronik olarak satacak. Satmadan önce paketleyecek. Hatta markalaşacak. Kendi mağazalarını açacak. Elektronik pazarda satacak. Ne kadar güzel değil mi? Çok mu zor? Hayır. Hayır çok zor değil. İşte bir tane kanun ekinde bir sürü yönetmeliklerle bunları regüle edebiliyoruz. Böyle bir modelden bahsediyoruz. <laughs> Bunun içinde sera mera işini daha anlatmadım güneş enerjisi santrali kurulacak yerlerde e, Gensera dediğimiz bir model var. Güneş santrali kurulan alanları tarım alanı gibi kullanan güneş santrali alanının her 20 bin kilometre 20 bin metrekaresini yani 20 dönümünü bir çiftçiye tahsis ediyorsunuz. 20 dönüm yer senin. Üzerinde ne var? Kolektör var. Altında ne var? Topraksız sera var. Sera senin. Köşesinde bir tane evin var 20 dönümde. Sen o güneş santralinin temizliği ve bakımından sorumlusun. Sadece o kadar. Sana bir elektrik veriyorum. serada ürünü üretiyorsun. Ama kooperatifin üyesisin. O ürettiğin ürünün pazarlanmasını, ihracatını, her şeyini müşterek olarak senin adına birileri koordine ediyor. Ağlık yapıyor sana. İşte dediğim gibi süremizi yine aşmışız. <laughs> Önümüzdeki hafta bu tarım parkları projemizin kalan ayrıntılarını size anlatacağım. Lütfen bunları hayal görüyor diye düşünmeyin. Haftaya buluşmak üzere.